Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Yeni bir YouTube videosuyla beraberiz inşallah. Bugünkü YouTube videomu da bu iki tane bal kafayla başlıyorum. Şöyle görüyor musunuz? Biri turuncu, biri beyaz. Tam bir bal kafa bunlar. Yani bal, bal kafa bunlar. Yani çok tatlılar anlamında. O anlamda diyorum. <laughs> Şimdi e, bunların kısa bir hikayesini size anlatmak istiyorum. Bunları, bu iki balığı, bu üç taneydi. bir tane de siyah vardı. Akvaryumları ile birlikte yaklaşık bir buçuk, iki veya üç ay önce Peşop'tan aldım. Peşop'a gittiğim zaman bu üçünün de hasta olduğunu gördüm. Siyah olan zaten gidiciydi. Bu turuncuyla beyaz olan da iştahları çok azalmıştı. Yemi yiyorlardı, kusuyorlardı, ağzından geri çıkarıyorlardı. Ve dışkılamaları da sefaftı, sefa uzun bir şekildeydi. Yani sıkıntılı süreçteydi, sıkıntılı bir durumdaydılar. Bunlara e, hızlı bir şekilde doğru tedavi uygulamak gerekiyordu. peşhoptan bunları almamın nedeni ise hasta olduğunu bile bile almamın nedeni ise e, şimdi sağlam balığı, hareketli balığı herkes satın alıyor. Herkesin satın aldığı balıkları almak istemedim çünkü benim hani belirli bir tecrübem var, belirli bir bu hobi hakkında balıklar hakkında bilgi birikimim var. Bunu uygulamak isterim. Alıp balıklara uygulayıp kurtarmak isterim bu balıkları. 3 tane aldım belirttiğim gibi. Şu an turuncu, beyaz var bir de siyah vardı. Siyah olanı kurtaramadım. Durumu çok kötüydü. Yem hiç yemiyordu. Dışkılaması çok kötüydü. Sehfap uzun bir şekildeydi. Yüzerken de zaten yamuk yüzüyordu. O gitti. Bir ay yaşadı öldü. Bu ikisi de yem yiyordu ama yemi geri çıkarıyordu. Yutmuyordu yani. Yiyordu geri çıkarıyordu dışkılaması da sefaf bir şekildeydi. Bunlara hani iç parazit yemi uygulayamazdım. Çünkü yemi geri çıkarıyorlar. Zaten yemiyorlar ki. Yemeyen balığa e, ilaçlı yem vermenin mantığı yok. Onu yemeyecek, geri çıkaracak. O yüzden bir anlamı yok. Suyu kirletecek gibi e boloya. O yüzden bu balıklara derilerinden, yüzgeçlerinden emebilecekleri iç parazit ilaçları uyguladım. E, yem. İlaçlı yemler sonra istahları düzeldiği zaman uygulamaya başladım ve sularına vitamin takviyeleri yaptım. Ve bu iki balık kurtuldu inşallah. Hiçbir problemleri de yok şu anda. Şimdi bunlarla ilgili e, hatırlatma videosu koyacağım. Onu bir izleyin. İzledikten sonra bu balıkların son bakımını yapıp videomuzu tamamlayalım. Balıklar zaten hasta. Bunların tedavisini yapmaya çalışacağız. Nasıl olur ne yaparız bilmiyorum. Ama bakacağız. E, gerekli ilaçları, gerekli yem takviyelerini yapacağız. İnşallah balıklarımızın keyfi yerine gelecek. Şu ikisi güzel gibi ama siyahtan pek umudum yok gibi. Bakalım ne olacak şimdi arka fonu da yapıştıralım. Akvaryum tam hazır hale gelsin. Evet bu üç çocuğun akvaryumu hazır şu anda. İşte camlarda lekeler var onları silmek kaldı sadece. Dediğim gibi durumları biraz e, kritik gibi. Çünkü dışkılarını görüyor musunuz bilmiyorum ama uçuşan beyaz beyaz şeyler onların dışkıları hiç normal bir dışkılama yok. Anormal bir dışkılama var. Yani zaten bir şey beklemiyordum aldığım yerde. Ee, sadece boş kalması diye akvaryum aldım. Şu gördüğünüzün hepsi dışkı bakın. Görüyor musunuz? Böyle dışkılama yok. Ya böyle dışkılama olmaz. Şu dışkı yani. Ee, belirttiğim gibi sindirim sistemleri de evet, Bu bal kafaların şimdi suyunu dipten çekmeyeceğim. Çünkü çektim biraz önce. Sadece iç fitresinin şüngerini Akvaryumların suyu ile birlikte yıkayacağız. Sonra bunların sularına vitamin takviyelerini koyacağız. Koyduktan sonra yemlememizi yapıp e, işimizi bitireceğiz inşallah. Başlayalım bakalım. Önce su iç vitrenin singerini çıkarıp yıkamakla işe başlayalım. Evet kıymetli dostlar, akvaryumlarını su eklemesi yaptım, iç vitresinin singerini yıkadım. Şimdi bunlara ilaç takviyesi yapacağız e, ilaç dediysen bu tamamen vitamin herhangi bir ilaç değil çünkü iyileştiler artık ilaca gerek yok fazla ilaç da bunlara zarar veriyor şimdi sularına mavi vitaminden dökeceğiz şimdi bunu döktüğüm zaman birçok arkadaşım diyecek ki bu metalin mavisi mi? yok arkadaşlar metalin mavisi değil metalin mavisi zaten akvaryuma dökülmez yani bunu aklımızdan çıkaralım bu vitamin akvaryum vitamini tatlı su balığı akvaryumu vitamini bu yani bir metalin mavisi değil kesinlikle sizde akvaryumlarınıza metalin mavisi sakına dökmeyin tamam bunu da söylemiş olalım çünkü görüyorum forumlarda böyle ekmek su gibi su değişiminden sonra akvaryumlarınıza vitamin değil de metalin mavisi dökün diyorlar doğru bir şey değil kıymetli dostlarım şöyle dökelim bakalım biraz daha dökeceğim Evet. Dökme işlemini tamamladık. Şimdi bunlara e, yem vereceğim ama vermedim de şu motoru çalıştıralım. Şu mavilik bir biraz kaybolsun. Evet. Akvaryum motorlarında çalıştık. vitaminle döktük. Şimdi biraz sonra da balıkların yemlemesini yapacağız. Hatta şu an yapabiliriz. Aynen şu an yapalım. Hem de görmüş olun. Yemlemesini yapalım bakalım. Evet şu an biraz ışık yandığı için stres yapıyorlar. Ama yiyorlar yani bir problemleri yok gördüğünüz gibi. Keyifleri yerinde balıklarımızı. Bugünkü videomuzda böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'a ısmarladık.